Sayın izleyiciler, yeni bir Yaşayan Tarih programıyla huzurunuzdayız. Bugün Ramazan'ın ikinci günü. Bütün Müslümanların Ramazan'ını kutluyorum. Cenab-ı Allah bu mübarek günde başta Filistin'de katliama uğrayan Filistin din kardeşlerimiz olmak üzere bütün İslam ülkelerindeki Müslümanlara yardım etsin. Katliam diyoruz, katliamın arkasındaki güçler de belli. İşte bunun başında Amerika geliyor ve hiç şeyi olmadan, dünyayı hesaba katmadan, dünya ülkelerinin taleplerini hesaba katmadan Kudüs'e gidip büyükelçilik açarak Filistinlilerin katledilmesine sebep olan, başta Trump olmak üzere, Netanyahu da dahil, Allah bunların belasını versin, başka bir şey demiyorum. Sayın izleyiciler, bu dileğimizi canı gönülde yapıyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bu dileğimizi kabul eder. Ben her sohbetimizde şunu hasreten belli ediyorum, söylüyorum. Orta Doğu'ya, İslamiyet'in beşiği olan Orta Doğu'ya, bağrına hançer gibi saplanan İsrail, dünyanın başına beladır. Bunu hasreten tekrarlamak istiyorum. Sayın hocam, bu dileklerimden sonra tarihini Bizans'tan öncesini pek bilmediğimiz, yani Roma İmparatorluğu'ndan öncesini pek bilmediğimiz ama tarihi safhalarında ecdadımızın çağ açıp çağ kapattığı bir şeye tarihi olaya sahne olan İstanbul bugünkü konumuz. İstanbul'un özellikle önce tanıtmak için tarihiyle başlayalım. İstanbul'un tarihini anlatır mısınız hocam? Evet. Nice Ramazanlara diyorum. Hüseyin Bey, İstanbul milattan önce binli yıllardan itibaren dünya sahnesinde önemli yer alan bir devlet. Ama bilinen tarih. Tabii. Bilinmeyenini bilmiyoruz. Bilinmeyen ondan önce ne zaman evet. kuruldu belli değil. Tabii. Ve milattan sonra 450'li yıllarda Bizans İmparatoru Hristiyanlığı din olarak seçiyor. Ve akabinde de Ortodoksluğu din olarak seçiyorlar. Ortodoksluğu din olarak seçince İstanbul, Batı Roma ve Doğu Roma olarak ayrılıyor. Batı Roma Katoliklerde kalıyor. Merkezi papalık olan. Doğu Roma'da Ortodoksluk oluyor. Ortodoksluk İstanbul'a hakim olunca Bizans kralının yaptığı ilk iş Latince'yi resmi dil olmaktan çıkarıyor ve Yunanca'yı, Ortodoksların önemli bir milleti olan Yunanca'yı İstanbul'un resmi dili haline getiriyor. Bütün bunlar papalıkla İstanbul'un arasını açıyor. Sık sık çatışmalar, çekişmeler, sürtüşmeler alıp başını gidiyor. Ve Peygamber Efendimiz'in İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Müjdesine nail olmak için Fatih Sultan Mehmet'e kadar 30'dan fazla fetih girişimine başlıyor. Şimdi hocam fetih girişine gelmeden önce bizim orada özellikle şu hususu sayın izleyicilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Evet. Hristiyanlık içerisinde biliyorsunuz İncil aslına uygun değil bugünkü değil, İncil. Evet. Yani bugünkü İncil Allah'ın Hazreti İsa'ya gönderdiği İncil değil. Değil. Yani şu anda bilinen, buna en yakın evet. olduğu iddia edilen, İznik'te yapılan son 4 tane İncil var. Ama buna bağlı olarak da Ortodoks ve Katolik olarak Hristiyan alemi iki ana gruba ayrılmış. Evet. Ve hatta 3 ana grubu, bir grubu daha var. Geçen dersimizde bahsettiğimiz Hristiyan evangelistler konusu var. Evangelistler de var. Yani Hristiyan Siyonistler bunlar. Yani Protestanlar var aynı zamanda. Bir de Protestanlar var. Tabii. Şimdi demek ki bu 4 ana gruba ayrılmış. Tabii. Ama 2 ana grup esas Ortodoks ve Katolikler. Evet. Katolikler var. Katolikler. Şimdi evangelistler diyorduk değil mi? Bu evet, Yahudi, evangelistler. Yahudi kökenli onlar mı? Hristiyan ve Siyonizm davasını birlikte savunuyorlar. Bunlar Armageddon
Savaşı'nın kıyamete yakın çıkacağını düşünüyorlar. Evet. Hakiki evangelistlerin Armageddon'dan önce öleceğini düşünüyorlar. Ve 150 bin evangelistin kötülere karşı, yani Müslümanlara karşı savaşacağını, bu savaşı kazanacağını düşünüyorlar. Bu savaşı kazandıktan sonra da Hazreti İsa'nın gökten ineceğini söylüyorlar. Böyle masalımsı bir ütopya etrafında Hazreti insanlar... Hazreti İsa gökten indiği zaman her şey hazır olacak. Her şey hazır olacak, evet. Yani bu düşünce de yayılıyor ya gittikçe. Tabii ki. Yayılıyor. 150 yıl önce 4 evet. milyon evangelist varken evet. bugün 300 milyon evangelist var. Ve 2050 yılında Hristiyanların yarısının evangelist olacağı tahmin ediliyor. Şimdi biz şunu tarihte biliyoruz ki Avrupa yıllarca birbirlerle savaşmış. Evet. Birbirini yemiş. Yüzyıl savaşları meşhur tabii ki. Birbirini bitirememiş. Bu sefer de diğer ülkelere saldırmış. Evet. Sonra, daha sonra Müslümanlığı kendi aralarında birleşmek için hedef göstermiş. Haçlı seferlerine başlamış. Aslında en büyük problem bunların kendi aralarındaki Katolik ve Ortodoks arasındaki meselesi. Çok ciddi bir olay var orada. Evet. Fakat bu olay onların İslamiyet içerisinde nifak sokarak körüklediği gibi biz Müslümanlar bunu hiç dokunmuyoruz. Evet. Hiç kurcalamıyoruz. Evet. Aslında bunların kendileriyle beraber bir şeye girmesi lazım. Sürtüşmeye kendi dertleriyle lazım, ulaşmaları lazım. İşte bunu evet. Sultan Fatih başarmıştı. Daha sonra da Sultan Abdülhamit başarmıştı. İleride geleceğiz bu konuya. Yani şimdi biz işte onun için bu orayı özellikle bir evet. açalım da sonra İstanbul'un o tabii. fetih girişimlerimiz tabii. var ya. Şimdi şöyle, 1099 yılında başlayan bu Haçlı seferlerinde Katolikler ve Ortodokslar birleşmişlerdi. 600 bin kişi olmuşlardı. Kudüs'e kadar gelip Kudüs'ü yakmışlardı. Bu olaylardan 300 sene sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince aynı zamanda kendisini Doğu Roma'nın kralı ilan etti. Yani hem Müslümanların halifesi ilan etti, hı. hem de Doğu Roma'nın kralı ilan etti. Ortodoksları himayesine aldı. Fener Rum Patrikhanesi'nin varlığını sürdürmesine izin verdi. Böylece Katoliklerle Ortodoksların arasını ebediyen açtı. Ne zamana kadar? Osmanlı'nın yıkılmaz sürecine kadar. Osmanlı yıkılınca ve hasta adam yaftası yapıştırılınca Katolikler ve Ortodokslar dünyayı bölüşmek adına yeniden birleştirir. İşte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda veto hakkı olan Ortodoks Rusya ile Katolik Almanya, Katolik Evangelist Amerika, Protestan İngiltere bunların veto haklarının olması gibi yani. Ama yani şimdi tam da böyle birleşmiş değiller gibi geliyor bana. Ama ben şunu özellikle evet. belirtmek istiyorum. Evet. Diyorum ki bugün dünyanın başına bela ne var? Amerika. Özellikle Müslüman ülkelerinin olduğu yerlere saldırarak, sindirerek onların ne kadar yeraltı ve yerüstü değerleri, varsa, enerjileri varsa sahip çıkıyor. Tabii. Şimdi bunun önüne geçmek için savaşı Orta Doğu'ya değil, savaşı Amerika'ya, Amerika mutlaka. Topraklarına sıçratmak lazım. Mutlaka, mutlaka. Dolayısıyla da Avrupa'daki bu Hristiyanların Müslümanlara karşı olan kinlerin ve nefretlerinin yok olması için de bunların birbirine düşmesi lazım. Bizim böyle bir gücümüz olmalı. Olması lazım. Bunun için de alternatif NATO'muz, alternatif Birleşmiş Milletler'imiz, alternatif Avrupa Birliği'miz olmalı. Yoksa mevcut yapılarla yürüdüğümüz zaman bizim Amerika'ya savaş açmamız şu mantıkla, şu düşünce konforuyla mümkün değil zaten. İşte onun için diyorum dünya evet. İslam Birliği dünya İslam Birliği evet. kurulması gerekiyor. Evet, mutlaka. Evet. Mutlaka. Evet hocam ilk fetih yani ilk tabii. fetih girişimi şöyle. Evet. Peygamber Efendimizin bu müjdesine nail olmak için Letufte Hannel Konstantiniyeti velenimel emir emirha velenimel ceyşu zelikel ceyş. Konstantinopolis elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onun askeri ne güzel askerdir. Müjdesini Müslümanlar duyar duymaz hemen harekete geçiyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hazreti Muaviye'nin önderliğinde Şam'dan bir ordu İstanbul'a yürüyor. Bu orduya Medine'den Hazreti Eba Eyyubel Ensari olmak üzere on binlerce sahabe katılıyor. Hocam daha iyi anlaşılsın diye soruyorum. Resulullah Efendimiz'in bu müjdesi aynı zamanda o
İstanbul'u fetheden kumandan ve askerlerin cennetle müjdelendiği anlamını taşır mı? Tabii Peygamber Efendimiz müjdeliyor tabii ki. Evet. Bir kere onlar şehit ve gaziler. Şehitler ve gaziler cennetliktirler. Ve 668 yılında Hazreti Muaviye'nin bu ordusuna Ebu Eyyub-i Ensari katılıyor. İstanbul'un Avrupa yakasında şehit düşüyor. Şehit düştüğü yer bugün Eyüp Sultan ilçesi adıyla anılıyor. Eyüp Sultan'ın kabrini de Akşemseddin rüyasında görüyor. Yüzyıllar sonra Akşemseddin rüyasında görüyor. Bir keşif yaptırıyor. Ve gerçekten orada Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin vefat ettiği anlaşılıyor. Oraya bir türbe ve bahçesine de büyük bir cami yapılıyor. Ama oraya niye Eyüp Sultan diyorlar? Eyüp el-Ensari demeleri gerekir. Eyüp el-Ensari olduğu için. Yine iyi. Hı. Çünkü 5-6 sene öncesine kadar orası Eyüp'tü. Ha. 4-5 sene önce orası Eyüp Sultan adıyla anılmaya başlandı. Yoksa semtin adı Eyüp semtiydi. Ama bu şeyden önce de mi Eyüp? Ne zaman? Bu o İslam komutanının orada şehit olmasından önce de mi Eyüp? O zaman öyle bir isim verilmedi. Daha sonraları ilçeler kurulunca, Cumhuriyet'ten sonra Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin şehit edildiği yere atfen oraya Eyüp dendi. Ve 5-6 yıldır da Eyüp Sultan adıyla, belediye kararıyla anılıyor. Şu anda ilçenin adı Eyüp Sultan. Eyüp Sultan ilçesi. Evet. Evet. Eyüp Sultan ilçesi. Evet ve daha sonra da bu fetih girişimleri devam ediyor. Hatta Selçuk Bey'in oğullarından Çağrı Bey, biliyorsun Selçuk Bey iki oğul arasında görev dağılımı yapmıştı. Çağrı Bey Avrupa'yı ve İstanbul'u fethetmekle görevlendirmişti. Tuğrul Bey de Malatya, Maraş tarafındaki Ermeni, Rum, Haçlı sürülerini ortadan kaldırmak üzere görevlendirmişti. Çağrı Bey İstanbul'un Anadolu yakasını fethetmişti. İzmir'i de fethetmişti. Bütün bir Ege'de fetihler vardı ve en büyük fetihler de Ege Denizi'ndeydi. Fakat daha sonraları Çağrı Bey'in vefatıyla birlikte Bizanslılar tekrar toparlandılar. İstanbul'un Anadolu yakasını kurtardılar. Hatta kurtardıkları yetmiyormuş gibi Adana'ya kadar bir Haçlı ittifakı gerçekleştirdiler. Yani o bölge sık sık Müslümanlarla Ortodokslar arasında el değiştiriyor. Ta 1071'e kadar. Malazgirt'e kadar evet. Tabii ki. Malazgirt'le beraber Ortodokslar bu coğrafyada psikolojik üstünlüğü kaptırıyorlar. Bizans devleti deyip geçmeyelim. Bizans devleti bir kere Kuzey Afrika'nın tamamında. Yunanistan dahil Balkanların yarısında. Kırım dahil bütün Karadeniz, Kuzey Karadeniz'de. Ve Türkiye'nin ta Doğu Anadolu'suna kadar, hatta İran'ın bir kısmında içine alan Suriye'yi, Irak'ı, Lübnan'ı, bugünkü Filistin topraklarını içine alan devasa bir devlet. İmparator. Tabii imparatorluk. Sadece başkenti İstanbul ama hinterlandı çok geniş. Ama İslam akınlarıyla yavaş yavaş önce Kuzey Afrika kurtuluyor. Sonra Suriye, Irak kurtuluyor. Sonra Anadolu'da beylikler Bizans'ın eline o toprakları kurtarıyorlar. Ve İstanbul dediğimiz o yarımada bir şer bölgesi halinde, bir terör bölgesi halinde kalıyor idi. Ne zamana kadar? 1453'e kadar. Ve Bizans kralı da Katoliklerden filan hep yardım istiyordu. Gelin Sultan Fatih'ten beni kurtarın diye. Ama o yardımlar da gelmeyince az sonra gelecek konumuzda İstanbul'un fethi gerçekleşmiş oluyor. Yoksa yani bizim... İstanbul'un fethi mesela Yıldırım Beyazıt döneminde İstanbul'un fethi girişimleri var. Hatta eğer Timur Ankara'ya kadar gelip Yıldırım Beyazıt'ı yenmeseydi Yıldırım Beyazıt İstanbul'un fethini tamamlayacaktı. Hatta Fatih'in babası II. Murad'ın İstanbul'un fethi girişimleri var. Balkanlarda önemli fetihleri var. Zaten Balkanların tamamı bizimdi. Edirne bizimdi. Kırklareli bizimdi. Bu tarafta Pendik, Üsküdar bizimdi. Arada sadece bugünkü Fatih, Eyüp, Gazi Osman Paşa semtlerinin olduğu... Surların içinde kalan. Surların içinde kalan bölge. Evet.
bölge, dar bir bölge. Yani nereden baksan en fazla 2000 kilometre karelik bir alan kalmıştı. Ama güçlü bir alandı. Güçlü kalelerle çevrilmişti. Zaten deniz doğal bir setti. Denizin arkasındaki kaleler de Bizansları koruyan doğal bir setti. Upuzun, onlarca kilometre uzunluğunda bir setti. Saraybunu'ndan başlayıp ta Yedikule'ye kadar giden bir set. Ve başka imkanlar da vardı bunların. Kale içerisinde yaptıkları Bizans ateşleri, az sonra geleceğiz, Grajiva ateşleriyle şehri savunmayı başarabilmişlerdi. Şimdi o dönemde tabii İstanbul'un fethinden önce Fatih Sultan Mehmet'in bir abisi var şeye sığınan. Orhan. Orhan. Evet, Bizanslara sığınıyor. Bunun için de Osmanlı şey ödüyor ama. Tabii. Çok. Yani bir baç ödüyor şeye. Çok ödüyor, çok. Çok fazla. Orhan da yani Osmanlı'nın tarihinde de bu şekilde işte Cem Sultan, işte Cem Sultan, bu tabii. Orhan bilmem tabii. Ne gibi. Tabii. Hristiyanların kullandığı ve Osmanlı'yı parçalamak için kullandıkları bir çok piyon. Sayıda vaka var ya. Piyon, evet. Piyon. Yani önce Orhan vakası yaşanıyor. Evet. Daha sonra 2. Bayezid döneminde Cem vakası yaşanıyor. Evet. Bunları Hristiyanlar kullanıyorlar. Ama tabii bunlar tahrik ediliyor. İşte sen baş olmalısın. Önce ülkemize sığın. Burada biz sana gerekli asker, silah yardım yapacağız. Seni tekrar Osmanlı üzerine salacağız diye Orhan'a ve Cem'e vaat edilen şeyler var. Tıpkı 1916 yılında hain Şerif Hüseyin'e vaat edilen şeyler gibi. Evet. Bunlara da vaat ediliyor. Ama bunlar ömürlerinin sonuna kadar hüsran içerisinde yaşayabiliyorlar. Şerif Hüseyin'e de o vaat edilenler gerçekleşmemişti. Ama Balfour Deklarasyonu ile Şerif Hüseyin bir baktı ki siz beni Arap Kralı yapacaktınız. Ama siz İngilizler, Fransızla anlaşmışsınız. Orta Doğu'yu bölüşüyorsunuz. Hani benim Arap Krallığım demeye başlamıştı ama İş işten geçti. Tabii Kıbrıs'ta acılar içerisinde can verdi yani. Ya ondan sonra geri dönüşü olmayan bir yol. Bir yola girdi. Yani başından itibaren girmediği evet. için. Evet. Şimdi tabii kararınız? Bu Osmanlı. Domuzdan post, gavurdan dost olmaz. Olmaz. Evet. Osmanlı şehzadelerine de bunlar işte tekrar siz oraya sultan yapacağız padişah diye. Yapacağız evet. Vaatleri falan var. O vaatlerden evet. Dolayı evet. Böyle bir şey oluyor ama bu da gerçekleşmiyor. Tabii ki. Yani. Çünkü kim olursa olsun İngilizler şunu görüyorlar. Ya biz Şerif Hüseyin'i Arap Kralı yaparız ama yarın o Arap Krallığı içerisinde inançlı bir Müslüman baş kaldırır. O krallığı yener, iktidar olur. En iyisi ipleri elimizde tutalım. Bu Orta Doğu coğrafyası Şerif Hüseyin'e bile bırakılmayacak kadar değerlidir. Nitekim Şerif Hüseyin'in son kullanma tarihi geçmiştir. İpi çekilmiştir. Şimdi tabii Osmanlı bu şehzade problemlerinden dolayı da işin evet. Kestirme yolunu bulmuş. Devleti ebedi müddet olsun diye şehzadeleri öldürmüş. Suçu olanları ortadan kaldırmışlar. Evet. Yani ona da böyle bir çare bulmuş. Ama mesela benim hayıflandığım nokta şu Hüseyin Bey. Selçuk Bey oğullarına dünyayı paylaştırmıştı. Batıyı Çağrı Bey fethedecek, Doğu'yu Tuğrul Bey fethedecekti. Keşke Osmanlı padişahlar da oğullar arasında böyle bir görev dağılımı yapsaydı. Onları bir kısmını İspanya'ya, bir kısmını Afrika'ya, bir kısmını Avrupa'ya yollayabilseydi, böylece aralarındaki çekişmeler ortadan kalksaydı. Şimdi tabii bu Selçuklu döneminde İstanbul'a yönelik çok fazla bir akın yok. Var aslında. Mesela Çakabey döneminde akınlar var. Deniz akınları çok yoğun. Bir defa Çağrı Bey döneminde Ege Adaları fethediliyor. Yani Anadolu Ege Adaları 12 kısmı. Adalar gibi görünüyor ama aslında 450 tane irili ufaklı ada var orada. Ege Denizi'nde. Tabii Ege Denizi'nde. Ha, o adalar da ele geçiriliyor tabii, mu? Tabii Selçuklu'nun oluyor o adalar. Ve dönüyor. İşte bugünkü Üsküdar, Beykoz taraflarını ele geçiriyor. Ama tabii Çağrı Bey'in vefatından sonra yeniden bir Bizans sürüsü o toprakları işgal ediyor. Evet. Şimdi tabii Selçuklu dönemi Çağrı Bey'le başlayıp Çağrı Bey'le bitiyor gibi. Aslında yani. En güzel dönem Selçuklu dönemi. Benim en fazla hayran olduğum. Osmanlı'ya nazaran daha fazla hayran olduğum. Niye? Çünkü daha 40 sene önce baba Selçuk Bey Orta Asya'da Karahanlıların ve Gaznelilerin bunaltmasından o kadar sıkılmış ki bir fetih hareketi gerçekleştirmiş. Ermeni, Rum'u, Hristiyan Gürcü'yü önüne katmış
perişan etmiş, oğullarına da rol vermiş, koskoca 1 milyon kilometrelik bir alanı 40 senede oğulları ele geçirmiş. Muhteşem bir şey. Ya tabii daha sonra Anadolu Selçuklu döneminde de bu çatışmalar devam ediyor. Ve şeyde de yine Osmanlı döneminde falan da bu çatışmalar devam ediyor ama Anadolu'nun kilidini Malazgirt açıyor. Ondan önce 1048 var ama Pasinler. Pasinler'de Türkiye Selçukluları İbrahim İnal komutasında çok muhteşem, belki de bizim tarih kitaplarının adı hiç geçmeyen ama Avrupa'da olsa dev bir isim bu. Napolyon ayarında bir isim bu İbrahim İnal. Pasinler'de Bizanslıları perişan ediyor. Zaten orada Selçuklu yendiği için Malazgirt Savaşı gerçekleşiyor. Yoksa Anadolu'da bir Selçuklu varlığından bahsedilemez. Belki de Selçukluları Bizanslılar gerisin geri Orta Asya'ya süreceklerdi. Eğer Pasinler'de Selçuklular yenmiş olsalardı. Ama hedef o zaten. Tabii. Bizansların hedefi o. Tabii. Yani Anadolu topraklarında veya Orta Doğu'da neyse tabii. Yani İslam inancına sahip tabii. olan hangi tabii. millet olursa olsun hangi onları buralarda sürüp yine edin. İşte kendi aralarında cennet vaat eder, ne bileyim günah çıkarır, bilmem ne yapar falan devam eder. Evet. Biz hocam şöyle bir Osmanlı dönemine doğru bir gelelim. Evet. Osmanlı döneminde Bizans tabii böyle Avrupa yakası da dahil olmak üzere Osmanlı'ya bağlanmış ama Edirne dahil. Evet. Çepeçevre bir ortada böyle bir tabii. şey olarak kalmış. Bunun ortadan kalkması lazım. Bunun ortadan kalkması için de o surların aşılması lazım. Aşılması lazım. Tabii. Yani burası çok önemli bir tarihi bir olay. Evet. Şu kısmı bir özellikle bir... Bir kere şunu görmemiz lazım. Osmanlı Avrupa'ya yakın en son fethettiği şehri başkent yapmış. Bursa'yı fethetmiş, başkent yapmış. Edirne'yi fethetmiş, başkent yapmış. Belki Viyana'yı fethetseydi başkent yapacaktı. Gidebildiği her yeri başkent yapmış. En son noktayı başkent yapmış. Hani bizim Kızıl Elma dediğimiz o Allah'ın adının yüceltilmesi duygusu var ya, ondan dolayı. Ve Osmanlı döneminde ta Orhan Bey döneminden itibaren zaten İstanbul akınlar var. Kaçınılmaz olarak var. Niye? Venedikler, Cenevizler ve Malta korsanları sürekli Osmanlı'nın gemilerine zarar veriyorlar. Osmanlılar da bunlarla karşı güçlü bir cihad yapıyorlar ve bunları sürüyorlar ve izliyorlar. Nereye kadar izliyorlar? Karadeniz'e kadar izliyorlar. Nereye kadar izliyorlar? Kuzey Afrika'ya. Tabii Karadeniz'e kadar izlerken, gitmişken Osmanlı orada kalıyor. Sadece Venediklileri, şunlar bunlar sürüp izlemekle geri dönmüyor kalmıyor. Yani. Sürü, gidiyor kalıyor. Kalıyor. Gidiyor evet. kalıyor. Ne güzel yerler deyip kalıyor orada. Hayvanlar evet. için güzel otlaklar, işte Beykoz Çayırı güzel, Sarıyer güzel, her taraf güzel. Kalıyor orada yani. Evet. Hocam şöyle biz İstanbul'un fethini kısa bir aradan sonra devam edelim. Evet. Orasını çok önemli bir şekilde açıklayalım. Tabii. Peki. İnşallah. Sayın İnşallah. İzleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar huzurunuzda İnşallah. Olacağız. Sayın izleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle de kaldığımız yer bizim hem Osmanlı tarihi için hem Türk tarihi için hem de İslam tarihi için çok çok önemli bir olay. Dünya tarihi için de önemli. Çünkü bir çağı kapatıp bir çağ açmıştık. Bunu kim yapmıştı? Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında yapmıştı. İşte Sayın Hocam bize bu İstanbul'un fethini şöyle bir detaylı bir şekilde bilmediklerimizle birlikte bir açar mısın? Önce kısa bir açıklama yapayım. Hazreti Muaviye Peygamber Efendimizin vahiy katibidir. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki ashabım yıldızlar gibidir. Kim ashabından birini uyarsa kurtulmuştur. Ayrıca son cümleye gelelim Hüseyin Bey. Hazreti Muaviye'nin İstanbul seferine Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari katılmıştır. Ama çok şaşıracağımız bir isim var. Yezid de katılmıştır. Onu ayrı bir konuda biz daha önce işlemiştik. Evet. Şimdi biz şeye İstanbul'un fethine evet. gelelim. İstanbul fethine gelelim. İstanbul fethini Osmanlı dönemini bir açar mısınız? Evet. Mehmet 7 yaşından itibaren çok iyi astronomi, tıp, yabancı dil eğitimi görmüş. Kendini her alanda yetiştirmiş. Güçlü bir güreşçi, iyi bir savaşçı, iyi bir hatip. Gözü pek bir insan.
dünyada Rumcayı en iyi konuşan 10 kişiden biri olduğu söylenir. Mehmet'in. Annesinin de Sırp asıllı olduğu söylenir. Ve Mehmet daha 7 yaşından itibaren İstanbul üzerine çizimler yapıyor, rüyalar görüyor ve 12 yaşında tahta çıkıyor. 12 yaşında tahta çıktıktan 2 yıl sonra tahtı babasına devrediyor. II. Murad'a devrediyor. II. Murad'ın çeşitli fetihleri var. Mehmet de bu fetihlere katılıyor. Mehmet 21 yaşında Osmanlı tahtına çıkıyor ve Osmanlı tahtına çıktıktan sonra hemen fetih hazırlıklarına başlıyor. Ve ama orada 12 yaşından tahta çıktıktan sonra tekrar tahtı babasına teslim ediyor. Tabii. Yani babasına da diyor çocuk ki, bir padişah olduğu için bundan faydalanmak isteyen düşmanlar bunu bire nasıl olsa gözümüze kestirdik deyince Fatih ama babasına diyor ki tahtına geri gel. Ne diyor orada? Diyor ki eğer ben padişahsam diyor. Evet. Sana emrediyorum. Bak 12 yaşında birisi diyor. Evet. 12 yaşında ama bugünkü 60-70 yaşındaki adamla bu cümleyi kuramaz. Sana emrediyorum gel benim askerim ol diyor. Yok sen padişahsan beni çağır ben senin komutanın olayım. Ben senin askerin olayım. Gel böyle orduların bir, başına geç diyor. Böyle bir irade var. Ve ondan sonra yetişme tarzı Sultan Murat geliyor tekrar tahta. Tabii geliyor. Geliyor. Ondan sonraki şeyi 21 yaşında. 21 yaşında. Evet. Aslında 19 yaşında Sultan Fatih tahta çıkıyor. 2 yıllık bir İstanbul'un fethi hazırlıkları var. Tabii biz Sultan Fatih'i hep 21 yaşıyla özdeşleştirdiğimiz için onun İstanbul'un fethiyle beraber padişahlığını ve halifeliğini tescil ettirdiğini düşünüyoruz. Sultan, 21 yaşla ilgili benim yaşıtlarımla birinin rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na sorulan bir sual var. Evet. Hatırlıyor musunuz onu? Buyur. Diyor ki yabancı basın mensupları, siz bu yaşta bu kadar nasıl teşkilatlandınız? Bu Türkiye genelinde her tarafta ülke ocakları kurdunuz, genel başkanlık yaptınız. Diyor ki benim atam 21 yaşında çağ açıp çağ kapattı. Ben daha onun tırnağı bile olamam. Evet. Yani bu anekdot olarak bir kere Hazreti Ebubekir Efendimiz'in Gazze'yi fethetmekte görevlendirdiği sahabe 18 yaşında Üsame'dir. Hazreti Ali Efendimiz 15 yaşındayken Peygamber Efendimiz yatağında yatmış, şehadeti göze almıştır. 21 yaş deyip geçme, 21 yaş çok önemli. Bir defa günahla ve sevapla yükümlü olduğumun bir yaştır bu. 21 yaş deyip geçmemek lazım. Evet, Sultan Fatih Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor ama önce çok muhteşem bir istihbarat teşkilatı kuruyor. Sık sık adamlarını Bizans'a yolluyor. Bizans ne konuşuyor? Sarayda ne konuşuyor? Onları öğrenip geliyor. Bizans öğreniyor ama Bizans Osmanlı'dan bir şey öğrenemiyor. Osmanlı'nın istihbaratı çok sağlam. Ve bir rivayete göre 70, bir rivayete göre 135 savaş gemisi Belgrad ormanlarından kesilen ağaçlarla yaptırıyor. Ve hepsini Rumeli Hisarı'nın içerisinde yaptırıyor ve gününü bekliyor. Bizans da İstanbul'un Üsküdar tarafından ele geçirileceğini düşünerek Haliç'e zincir çekiyor. Fatih gülüp geçiyor ya bu Bizanslar manyak. Kilometrelerce zincir çekmişler Haliç'e ve o muhteşem sözünü söylüyor. Diyor ki Bizanslıların Haliç'e zincir çekecek kadar zekaları varsa bizim de dağdan ordular indirecek kadar inancımız vardır diyor. 21 yaşındaki Fatih söylüyor bunu. Ve bir rivayete göre 300 bin askeri var. Bir rivayete göre 100 bin rakamlar muhtelif. Tabi Rum kaynaklar Fatih'in asker sayısını şişiriyorlar. Müslüman kaynaklar ise Fatih'in asker sayısının en fazla 60 bin olduğunu söylüyorlar. Farklı rivayetler yani var. Yani realitesi neyse onu söylemeye çalışıyorum. Tabii realitesi neyse doğru, ama gerçekçi olan bana göre 50 bindir. Çünkü o bölgede 50 binden fazla askerin barınması, iaşesi zaten mümkün değil. Bir bölge sonuçta. İşte bugünkü Beşiktaş, Ortaköy, Sarıyer tarafının olduğu bölge. Ve o Rumeli Hisarı içerisinde Fatih
yürüyen kuleler yaptırıyor. Ve setler yaptırıyor. Demirden setler yaptırıyor. Her türlü o günün savaş tekniklerini uyguluyor. Bizzat kendisi kavisli top çiziyor. Şundan dolayı kavisli top çiziyor. Marmara Denizi'nden geçen, Boğaz'dan geçen Venedik, Ceneviz ve Malta gemileri var. Bu gemilerden haraç alması gerekiyor ki 50 bin kişilik askerinin yiyeceğini, içeceğini, iaşesini karşılasın. Haraç vermeyen, vergi vermeyen bu gemilere de şöyle bir şey yapıyor. İki türlü. Bir kavisli toplarla vuruyor. Bir de suda seken mermiler, toplar icat ediyor. Yani suya düşer düşmez tık 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 tık. Ta ileri gidebilen, hani bugün çocukların suda sektirdikleri taşlar gibi mermiler ve toplar. Bizzat çizimi, mühendisliği Fatih Sultan Mehmet'e ait olan bu çizimleri gerçekleştiriyor. Ve bir ay içerisinde Boğaz trafiğini felç ediyor. Artık İstanbul'un fethinde Osmanlı gerçeği iyice ortaya çıkıyor. O gemiler de haraç vermeden geçemiyorlar. Gemileri suyun dibini boyuyor. Bizans kralı Fatih'e bir elçi gönderiyor. Diyor ki, Mehmet, ayıp değil mi? Benim ülkemde neden bunları yapıyorsun? Mehmet diyor ki, nereden senin ülken oluyor? Sen yüzlerce yıldan bu yana hem kendi halkına, Hristiyan halkına, hem de civardaki Müslümanlara yapmadığın zulüm kalmadı. Ben seni ortadan kaldıracağım diyor. Ve o muhteşem sözünü söylüyor. Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım diyor. Ve 22 Mayıs günü çok ilginç bir olay oluyor. Olay şu, Fatih bakıyor ki aylarca süre muhasaradan sonra askeri bitkin düşmüş, yılgın düşmüş. Fatih beyaz atına biniyor, Kasımpaşa'dan atını denize sürüyor. Asker ne oluyor ya? Bizim padişaha bir haller olmuş deyip onlar da atlarını denize sürmeye başlıyorlar. Ve bunun üzerine önceden hazırlanmış yağlı kızaklarla öküzlerin sırtında ve akıncıların omuzlarında o gemiler dağlardan indiriliyor. Hani rahmetli Arifiyat Asya diyor ya, yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek, kerpetenlerle surun dişleri sökülecek diye başlayan fetih marşı gerçekleşiyor. Bizanslılar bir akşam bakıyorlar ki Haliç'te yüzlerce gemi var. Işıl ışıl Haliç. Her taraf pırıl pırıl, gemiler aydınlatılmış. Mehter marşları çalıyorlar. Davullar, mızıkalar, zurnalar. İstanbul'un her tarafında müzik sesleri, orkestra, ama orkestra deyip geçmeyin. Denizde orkestra dediğimiz o şey işte, köz ve davullar var ya, mehteranların şeyi. Evet. Ve her biri 120-130 kiloluk ekipler bunlar, adamlar bunlar. Ve o atların her iki tarafında geniş davullar var. Bir çaldıkça var ya, zaten o zaman trafik de yok. 30-40 kilometrelik bir alanda bu ses duyuluyor. Ve Bizanslılar diyorlar ki, herhalde Haliç'i cinler çarpmış, periler uğramış. Bunlar gemi olamaz. İnanamıyorlar. Sabahleyin bir bakıyorlar ki ummadıkları şey başlarına gelmiş. İstanbul'un, Boğaz'ın her tarafında Osmanlı akıncılarının gemileri var. Tek bir çareleri kaldı. Grecua ateşleri. On binlerce akıncı halatlarla Edirne Kapı surlarına, Yedikule surlarına tırmanırken başlarından aşağı benzin sıcak ziftler dökülüyor ve o mücahitler orada şehit düşüyor. İşte Ulubatlı Hasan'ın Osmanlı bayrağını burçlara çekmesiyle beraber akıncılar Edirne Kapı'dan içeri giriyorlar. Ve ne demişlerdi Bizanslılar? Bizans serpişi görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz. Çünkü Bizans Haç seferlerinde olduğu gibi kendi halkını inim 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 inletiyor. Cennet karşılığında arsalarını, dükkanlarını satın alıyor, iç ediyor, mahvediyor, halkını yoksullaştırıyor. Ağır vergiler koyuyordu. Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle beraber bu vergiler de ortadan kalktı.
Ama adaletsizlik zaten içeride var. İçeride var da. Yani Fatih zaten daha önce de kendisi de İstanbul'a girmiş çıkmış gezmiştir çok, yani. Çok tabii ki. Burada hatta bir şey daha var. Derler ki ne kadar doğru bilmiyorum ama İstanbul fethedildikten sonra İstanbul'u fethedilmiş. Hala bak şey yapıyorlar ki kilisede papazlar tartışıyorlar. Melekler erkek mi dişi mi diye. Öbür tarafta Bizans fethedilmiş. Onlar hala meleklerin erkek mi dişi olduklarıyla tartışıyorlar. Evet. Ve Osmanlı adaleti, İslam adaleti geliyor. Bizans'a geliyor. Geliyor evet. Onun içindir de o günden bu yana hala İslam yönetim içinde, İstanbul, Türk yönetim içinde bir devlet şey var, tabii, bir şehir var. Tabii. Mesela Ortodokslar Katoliklerin pençesi altına inim inim inlerken, her gün katliama uğrarken Ortodokslar Müslümanların hakimiyeti altında çok mutlu, çok huzurlu yaşıyorlar. Papazların maaşını bile Osmanlı Devleti veriyor. Rahat rahat yaşayıp gidiyorlar. Evet, ama Osmanlı yani, böylece neyi sağlamış oluyor? Hristiyan birliğini parçalamış oluyor. Haçlı seferlerini önlemiş oluyor. Eğer Fatih Ortodokslara cephe alsa bütün Sırplar, bütün Yunanlılar tekrar İstanbul'a hücum edecekti. Ama Sırplar ve Yunanlılar da bakıyorlar ki ya Fatih'in İstanbul'unda bu Rumlar ne kadar huzur içinde yaşıyorlar. Zaten kısa süre sonra çok ilginçtir. 1460'da Sırbistan'ı fethediyor. Sırplar bakıyorlar ki ya Rumlar çok rahat, Ortodoks Rumlar. Biz de Osmanlı'ya tabi olalım. Sırplar neredeyse savaşmadan Osmanlı'ya tabi oluyorlar. Ardından Arnavutlar tabi oluyorlar. Boşnaklar Müslüman olup tabi oluyorlar. Mora Yarımadası tabi oluyor. Romenler tabi oluyor. Bütün Balkanlar, bütün Slav coğrafyası tabi oluyor. Tabi o tabi olmanın temelinde yatan hadise İslam adaleti. İslam adaleti. Tabii yani ki. Başka bir şey değil. Tabii. Kendiliğinden olmaz. Çünkü Bizans'ın o Roma İmparatorluğu döneminde olsun, Bizans döneminde olsun. Evet. Yani kilisenin insafına kalmış. Ne söylerse öyle uygulama bir evet. şey var. Bir evet. adalet denen bir şey yok. Evet. Dolayısıyla da bir adaletsizlik evet. ve hukuksuzluk söz konusu olunca haliyle, can havliyle gelen adalet sunan insanlara sığınmışlar. Evet. Yani evet. Fatih de İstanbul'u fethettikten sonra zaten onların ibadetlerine, kiliselerine falan hiçbir şeyine karışmamış. İbadetlerinizi aynen devam ettirebilirsiniz tabii demiş. Tabii ki. Kendini bir defa Doğu Roma kralı ilan ediyor. Ya evet. ben sizi koruyorum diyor. Evet. Bu hocam tabii o dönemde biz Osmanlı'nın göbeğindeki bir İstanbul'da kalkınca Osmanlı toprakları bir bütün olmaya başladı ve evet. çok süratli bir şekilde fetihler başladı. Tabii. Yani ondan sonra devam ediyor işte Kanuni döneminde, Yavuz döneminde falan ama bizim esas şeye yani bizim programımızın şeyi de budur. Evet. Yani günümüze doğru gelirken günümüze doğru geliyoruz, evet. Abdülhamit dönemine gelmek istiyorum. Tabii ki. Zamanımız da tabii. çok fazla kalmadı ama yani Abdülhamit dönemindeki İstanbul'un statüsü nedir? Şöyle, nedir? 93 Harbi dediğimiz 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi iki coğrafyada Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuçlanıyor. Doğu Anadolu'da Gazi Ahmet Muhtar Paşa çok güçlü bir direniş ortaya koyuyor. Ama arkasından lojistik destek gelmeyince Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ardahan'ı, Kars'ı, Batum'u Ruslara teslim edip çekilmek zorunda kalıyor. Diğer tarafta Plevne'de Gazi Osman Paşa destanlar yazıyor. Gazi Ahmet Muhtar Paşa gibi Gazi Osman Paşa da yalnız bırakılıyor. Yalnız bırakılınca bu sefer Ruslar hem doğudan hem ortadan, Kırım'dan hem batıdan, Plevne'den İstanbul'a saldırıyorlar. Üç koldan bir Rus saldırısı var. Tabii yalnız değiller. Sırplar destek veriyor, Yunanlılar destek veriyor, Ermeniler destek veriyor. Yani bütün Ortodokslar destek veriyor. Bunlar İstanbul'a kadar geliyorlar, Ayastefanos'a kadar. Ve Abdülhamit bir bakıyor ki bunlar İstanbul'u ele geçirecekler. Zaten İttihat Terakki Partisi Abdülhamid'e karşı. Abdülhamid'i hep yalnız bırakıyor. Abdülhamid siyasi bir manevrayla İngilizleri Rusların karşısına çıkarıyor.
Ve böylece İngilizlerle Ruslar karşı karşıya geliyor. İstanbul kurtuluyor. İstanbul kurtuluyor. Yoksa biz İstanbul'u 1878'de kaybetmiştik. Ondan sonra İstanbul 31 yıl bir refah, huzur şehri oluyor. Sultan Abdülhamit Han tahttan indirildikten 9 yıl sonra, yani 31 artı 9, 40 yıl sonra İstanbul 1918'de işgal ediliyor. Fakat ne acı bir şeydir ki Hüseyin Bey, Sultan Abdülhamid'i tahttan indiren İttihat Terakki Particiler 1918 ile 1923 yılında İstanbul İngiliz, Fransız, İtalyan, Haçlı işgaline uğrayınca bunlara tek kurşun bile atmıyorlar. Olayın acı tarafı bu. Hatta Sultan Abdülhamid Han Atina'ya götürülüyor, biliyorsun, Selanik'e. Selanik'e götürüldükten kısa süre sonra Selanik Yunanlılar tarafından işgal ediliyor. Aynı İttihatçılar, 31 Mart'ı tertipleyen İttihatçılar Selanik'i kurtarmak için tek bir kurşun atmıyorlar. Çünkü uluslararası bir ihanet şebekesinin içerisindeler. İttihat Terakki Partisi'ni ben daha çok Şerif Hüseyin'e benzetiyorum. Yani işte o tarihlerdeki bildiğimiz kadarıyla ihanet diz boyu. Evet. Evet. Abdülhamit de o yüksek deha siyasi manevralarıyla, evet, muhtemelen Osmanlı'nın yıkılışını bir 40-50 sene geciktirmiştir. Öteledi tabii ki, öteledi. Evet. Ama ne yazık ki Abdülhamit gittikten kısa bir süre sonra Osmanlı diye bir devlet kalmıyor. Öyle zaten. Liderlerin, evet, vefatıyla mesela Ahmet Şah Mesut konusunu işlemiştik. 11 Eylül saldırılarında ilk programlarımızda. Evet. Bakıyor ki bütün liderler birbirine girmiş. Ahmet Şah Mesut Penşir Vadisi'ne çekiliyordu. Orada uyuşturucuya karşı harp ediyordu. Silah baronlarına karşı harp ediyordu. Amerikan emperyalizmine karşı harp ediyordu. 11 Eylül saldırıları, ardından Ahmet Şah Mesut'un şehadeti bu noktaya getirdi. İşte Sultan Fatih eğer şehit edilmeseydi Üsküdar Çayırı'nda 300 bin kişilik ordusuyla Roma'yı fethedecekti. Roma'yı niçin fethedecekti? Çünkü Peygamber Efendimiz Hendek Savaşı'nda ağır bir taşı balyozla kırarken buyurmuştu ki La ilahe illallah deyin, Roma sizin olacak. Eğer Fatih Sultan Mehmet Roma'yı fethetseydi Endülüs Devleti yıkılmayacaktı. Osmanlı, Madrid, Roma ve İstanbul hilaliyle belki bin sene belki daha, de Avrupa'nın tamamı da fethedilecekti. Tamamı da yani fethedilecek, tabii. O günün şartlarını bilmiyoruz ama Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek öldürüldü. Tabii. Ama yani 300 bin kişilik ordunun, evet, bir anda dağılması da Osmanlı'nın gerçekten büyük kaybı oldu yani. Dünyanın kaybı oldu daha doğrusu. Çünkü Avrupa'daki Hristiyanlar da Sultan Fatih'in gelip kendi ülkelerini, Fransa'yı, Almanya'yı o Engizisyon mahkemelerinden, skolastik düşüncelerin kurtarmasını bekliyorlardı. Yarım kaldı maalesef. Yani o dönemde tabii kilise ne derse o olmuş. Evet, maalesef. Oralarda adalet denen bir sistem olmamış. Yok, tabii ki, evet, eğer o tarihi vaka gerçekleşmiş olsaydı belki bugün Avrupa'da Hristiyan diye bir millet de olmayabilirdi. Yani şu anda onu bir şey diyemiyoruz ama. Evet. Ecdadımızdır. Rahmetle yad ediyoruz. Allah mekanını cennet etsin diyoruz. Şimdi dolayısıyla bizim İstanbul'un fethiyle ilgili, evet, sayın izleyicilerimize paylaşacağımız başka bir husus var mı? Şöyle, bir kere Necip Fazıl diyor ya, ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Bir kere İstanbul'un mimarisinin ortaya çıkarılması lazım. Çünkü İstanbul çok insanıyla değil, çok ticaretiyle değil, çok siyasetiyle İstanbul'dur. İstanbul'un o yerleşik düzeni, hatta Bizanslıların o mesela Sultanahmet Meydanı'nda adamlar 150 bin kişilik hipodrom yapmışlar. Bunun ortaya çıkarılması lazım. Şimdi izleyicilerimizden belki eleştirilerin olabilir. Neden diyorum? Çünkü İstanbul'un böyle bir merkeze ihtiyacı var. Bunun ortaya çıkarılması İstanbul'daki kaçak yapılaşmayı, o hırsız yapılaşmayı da ortadan kaldırır.
İstanbul siyasetinin artık dünyaya yeniden hakim olması lazım. Çünkü 100 yıldır, bakın 2500 yıldır İstanbul başkentti. Hem Romalılar döneminde başkentti, hem Osmanlı döneminde başkentti. Ama 100 yıldır İstanbul geri plan atıldı. İstanbul'un geri plan atılmasıyla beraber dünya milletleri adeta öksüz yetim kaldırar. Güçlü bir payitahttan mahrum kaldırar. İstanbul zaten bir dünya şehridir. Bir dünya şehri. Evet, Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, bugünkü programımız bugün de burada sona eriyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. İyi günler diliyoruz.